Hocam oyunculuk da var. Sayenizde. Ha? Var mı oyunculuk gerçekten? Yok, hayır. Yok. Yok. Daha önce ama televizyon sektöründe bulundun yani. Daha önce işler yaptın. Evet. 13-14 sene falan oldu. 13-14 sene. Hı-hı. Sevgili İhsan'ın daha önce ne yaptığı ile ilgili çok enteresan bilgi geldi bize. Fotoğrafları da bulduk. Daha önce Maymun Charlie vardı. Hatırlar mısınız Maymun Charlie'yi? O İhsan'mış. Yok değil değil. Değil değil şaka. Büyüdüm. Mahsun. Epilasyon. Maymun Charlie'yi sen mi eğittin? Ne yaptın? Bir dönem ben sen eğitmedim. Kaldın? Yok hayır. Zaten eğitimli olarak geldi. Sonra burada bir böyle mesaimiz oldu kendisiyle. Sonra baktı ki çok iyi anlaşıyoruz. Farklı bir boyuta doğru ilerledik. Nereye gidiyor bu cümlenin sonu? Bir görelim Maymun Charlie ile İhsan'ın fotoğraflarını. Evet. Burada İhsan yok sadece, evet. Evet, bayağı hocam. Bir sonraki fotoğraf. Çocuğum ya. Oo. Resmen koluna girmiş. Hocam şu anda... Mutlu günlerimiz. Şu anda Maymun Charlie şeyde... İngiltere'de bir... Dorset'te, güneyinde İngiltere'nin yani olması gereken en güzel yerde. Çok mutluyuz onun için de. Hani çok güzel yaşıyor. Yani hayvan güzel çile çekti burada yani. Valla çok uğraştı. Ön iki senesi, iki buçuk senesi çok güzeldi. Fakat sonrasında, şimdi yine garip bir cümle olacak. Çünkü ilginç bir şey hakikaten. Bir şempanzeyle 4 sene birlikte yaşadım. Oğlum gibiydi. Çok güzel şeyler. Yok hakikaten oğlum gibiydi. Gerçekten. Yani aynı evde yatıyorduk, aynı evde kalkıyorduk. Türkiye'nin yarısını dolaştık. Otel odalarında kaldık. Arabalarda yolculuk ettik. Çok ilginç bir şeydi. Ve yani hani gülüyorsunuz. Elbette ki komik bir şey ama bir şempanzenin ileri ulaşır. %20'lere ulaşır ve biz ikisine birden fare deriz. Çok acayiptir. Gözlerine baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Fakat sonrasında yaşadığımız terslik şuydu. Bizim çok ilginç bir ilişkimiz olduğu için biz bunu yaparız dedik hani Türk mantığıyla. Yapılır bu dedik, başladık. Fakat sonrasında neler olabileceğini bilemedik. Ergenlikten sonra bambaşka bir hayvan demiyorum ben ona. Hakikaten oğlum gibiydi. Ergenlikten sonra yapısı tamamen değişti. Fakat neyse ki o dönemki işverenlerim, Charlie'nin sahipleri, sağduyu sahibi insanlardı. Fark ettiler durumu. Benim için de çok kötü bir şeydi yani. Ruhsal olarak da çöküntü yaşıyordum. Çünkü hani... Hakikaten oğlum gibiydi. Yani birlikte yaşıyorsunuz. Yani şimdi yine komik bir şey olacak. Belki güleceksiniz ama ben şimdiye kadar Charlie ile kurduğum bağı, iletişimi bir insan oğluyla kuramadım. O hakikaten kadar öyle. Gerçekten öyle. Yani kuramadım. Yani o kadar iyi anlaştığım bir canlı daha yok. Çünkü farklı bir yapıydı. Neyse toparlıyorum. İşverenlerimiz hakikaten sağduyu sahibi insanlardı ve dediler ki biz bununla yapamayacağız. Hem bu çocuğa yazık ediyoruz. Hem hepimize yazık ediyoruz. Hepimiz birden üzülüyoruz. Bu işi en güzel nasıl halledebiliriz? Sağ olsun 2007'de hayatını kaybetti. Akciğer kanserinden. Jim Carrison ve Allison. İkisi karı kocadır. Monkey World'u birlikte kurmuşlardır. Geldiler. Her şeyle ilgilendiler. Yapay bir habitattır. Şempanzelerin ve maymunların yaşayabileceği bir yer. İzlediniz mi? Evet. Belgeselini. Çok güzel. Oraya gitti. Çünkü yani esaret altında doğmuş veyahut da uzun süre kafeste yaşamış. Kafeste yaşamıyordu Charlie ama. Ama senin için bayağı büyük bir kayıp olmuş bu ya. Aslında yani çok Charlie sevindim. De belki orada anlatıyor şu anda. Abi İhsan diye bir adam var. Yemin ediyorum herhangi bir maymunla böyle bir arkadaşım olmadı ya. Olabilir. Bir adam da orada ona dertlenmiş yani. Yok şimdi evet. Bir arkadaşı var. Seamus diye bir arkadaşı var. Onunla çok iyi anlaşıyorlar. Ay, güzel. Charlie Türkiye'deyken sarıldığımız zaman biz hani böyle yaparız ya. Evet. Pıt pıt vururuz. Onu hiç kimse öğretmedi Charlie'ye. Sarılan herkes arkasına böyle pıt pıt vurduğu için o da pıt pıt vuruyordu. Sonra bir videosunu izledim. Seamus'tan çok yakın arkadaş olmuşlar. Yemek yiyor Charlie, Seamus geliyor, sarılıyorlar. Seamus normal sarılıyor, bu hala devam ediyor. Devam ediyor. Charlie İngiltere'de mi bunu yapıyor? Evet. Çok iyi ya. Charlie bayağı bizim işleri kapmış falan. Yolda yürürken Seamus'tan falan diyor. Charlie biz öğretmişiz yani Charlie'ye her şeyi. Ha, bir şey söyleyeyim. Peki.